Kur'an'ın lisanı nezahet ve belagat itibariyle nazirsizdir. Kur'an bizatihi muhteşem bir mucizedir. Kur'an'ın mutaassıp münekkidi ve mütercimi George Sale diyor ki, Kur'an, Arapçanın en mükemmel ve pek mevsuk bir eseridir. Müslümanların itikadı ve cile, bir insan kalemi bu icazkar eseri vücuda getiremez. Kur'an, bizatihi daimi bir mucizedir. Hem öyle bir mucize ki ölüleri diriltmekten daha yüksektir. Bu mukaddes kitabın ta kendisi menşeinin semavi olduğunu ispata kafidir. Muhammed aleyhissalatu vesselam bu mucizeye istinaden bir peygamber olarak tanınmasını istemiştir. Arabistan'ın çıplak ve kısır çöllerini aydınlatan, şair ve hatiplere meydan okuyan Kur'an, bir ayetine bir nazire istemiş, hiçbir kimse bu tahaddiye karşı gelememişti. Burada yalnız bir misal irad ederek bütün büyük adamların Kur'an'ın belagatına baş eğdiklerini göstermek isterim. Hz. Muhammed aleyhissalatu Vesselam'ın zamanında Arabistan şairlerinin şehriyarı şair Lebit idi. Lebit, muallakattan birinin nazımıdır. O zaman putperest olan Lebit, Kur'an'ın belagatı karşısında lal kalmış, bu belagatı en güzel sözlerle ifade etmişti. Kur'an'ın belagatı karşısında hayran kalan Lebit, Müslümanlığı kabul etmiş, Kur'an'ın ancak bir peygamber lisanından duyulacağını söylemiştir. Kur'an'ın lisanı beli ve harikulade seyyeldir. Cenab-ı Hakk'ın şan ve celaletini, azamet sıfatlarını ifade eden ayetlerin ekserisi, müstesna bir güzelliği haizdir. Kur'an'ı bir tarafane tercümeye gayret ettimse de, karilerim Kur'an'ın metnini sadakatkarane bir ifadeye muvaffak olamadığımı göreceklerdir. Bu kusuruma rağmen, kariler tercümemde bahis mevzu ettiğim muhteşem ayetlerin birçoklarını okuyacaklardır. George Sale Kur'an, beşeriyete ilahi bir lütuftur. Kur'an, muzaffer cumhuriyetler meydana getirmiştir. Kur'an ayetlerini nüzul tarihine göre tercüme ve tertip eden İngiltere'nin en mutaassıp papazlarından Radwell, şu hakikatleri itiraf ediyor. Kur'an, Arabistan'ın basit bedevilerini öyle bir istihaleye uğratmıştır ki, bunların adeta meshur olduklarını zannedersiniz. Hristiyanların telakkisine göre Kur'an'ın nazil olmuş bir kitap olduğunu söyleyecek olsak bile Kur'an putperestliği imha, Allah'ın vahdaniyet akidesini tesis, cinlere, perilere, taşlara ibadeti ilga, çocukları diri diri gömmek gibi vahşi adetleri izale, bütün hurafeleri istisal, taaddüdü zevcatı tahdit ile bütün Araplar için ilahi lütuf ve nimet olmuştur. Kur'an bütün kainatı yaratan, gizli ve aşikar her şeyi bilen kadir Mutlak sıfatıyla Zat-ı Kibriya'yı takdis ve tebcil ettiğinden her sitayişe şayandır. Kur'an'ın ifadesi veciz ve mücmel olmakla beraber, en derin hakikatı, en kuvvetli ve mülhem hikmeti takrir eden elfaz ile söylemiştir. Kur'an, devamlı memleketler değilse de, muzaffer cumhuriyetler vücuda getirmeye hadim olacak esasları muhtevi olduğunu ispat etmiştir. Kur'an'ın esaslarıyladır ki, fakru sefaletleri ancak cehaletleriyle kabili kıyas olan susuz ve çıplak bir yarımadanın sekenesi, yeni bir dinin hararetli ve samimi salikleri olmuşlar, devletler kurmuşlar, şehirler inşa etmişlerdir. Fil hakika, Müslümanların heybetidir ki Fustat, Bağdat, Kurtuba, Delhi bütün Hristiyan Avrupa'yı titreten bir azamet ve haşmet ihraz etmişlerdir. Radwell Müslümanlık dünyanın kıvamı olan bir dindir. Cihan medeniyetinin istinad ettiği temelleri muhtevidir. Fransa'nın en maruf müsteşriklerinden Gaston Carr, 1913 senesinde Figaro gazetesinde yeryüzünden Müslümanlık kalkacak olursa, müsalemetin muhafazasına imkan olup olmadığı hakkında makaleler silsilesi yazmış ve o zaman bu makaleler şark gazeteleri tarafından tercüme olunmuştu. Fransız müsteşriki diyor ki, yüz milyonlarca insanın dini olan Müslümanlık, bütün saliklerine nazaran dünyanın kıvamı olan bir dindir.'' Bu akli dinin menbaı ve düsturu olan Kur'an, cihan medeniyetinin istinad ettiği temelleri muhtevidir. O kadar ki bu medeniyetin İslamiyet tarafından neşrolunan esasların imtizacından vücut bulduğunu söyleyebiliriz. Filhakika bu âli din, Avrupa'ya dünyanın imarkârâne inkişafı için lazım olan en esaslı kaynakları temin etmiştir. İslamiyetin bu faikiyetini teslim ederek ona medyun olduğumuz şükranı tanımıyorsak da, hakikatin bu merkezde olduğunda şek ve şüphe yoktur. Fransız muharriri, daha sonra Kur'an'ın umumi musalemeti muhafaza hususundaki hizmetini bahis mevzu ederek diyor ki, İslamiyet yeryüzünden kalkacak ve bu suretle hiçbir Müslüman kalmayacak olursa, barışı devam ettirmeye imkan kalır mı? Hayır, buna imkan yoktur. Gaston Kag Kur'an bütün dini kitaplara faiktir. Alman alimlerinden ve müsteşriklerinden Joachim Duraf, Kur'an'ın sıhhate verdiği ehemmiyetten bahsederken şu sözleri söylüyor. İslamiyet'in şimdiye kadar Avrupa muharrirlerinden hiçbirinin nazarı dikkatini celbetmeyen bir safhasını bahis mevzu etmek istiyorum. İslamiyet'in bu safhası onun sıhhati muhafaza için vuku bulan emirleridir. Evvela şunu itiraf etmek lazımdır. Kur'an, bu noktayı nazardan bütün dini kitaplara faiktir. Kur'an'ın tarif ettiği basit fakat mükemmel sıhhi kaideleri nazarı dikkate alırsak, bu mukaddes kitap sayesinde bütün dünyanın bazı kısımlarıyla haşerat mahşeri olan Asya'nın müthiş bir tehlike olmaktan kurtulduğunu görürüz. Müslümanlık, nezafeti, temizliği, nezaheti bütün saliklerine farz etmekle birçok tahripkar mikropları imha etmiştir. Yoahim Kur'an ayetleri, İslamiyet'in muhteşem bünyesinde altın bir kordon gibi işlenmiştir. Chambers Encyclopedia namıyla intişar eden İngilizce Muhitül Maarif'te, Müslümanlıktan şu suretle bahsolunmaktadır. İslam peygamberinin seciyesini aydınlatan Kur'an ayetleri son derece mükemmel ve son derece müessirdir. Bu kısım ayetler Müslümanlığın ahlaki kaidelerini ifade eder. Fakat bu kaideler bir iki sureye minhasır değildir. Bu ayetler İslamiyet'in muhteşem bünyanında altından bir kordon gibi işlenmiştir. İnsafsızlık, yalancılık, hırs, israf, fuhuş, hıyanet, gıybet, bunların hepsi Kur'an tarafından en şiddetli surette takbih olunmuş ve bunlar reziletin ta kendisi tanınmıştı. Diğer taraftan, hüsnü niyet sahibi olmak, başkalarına iyilik etmek, iffet, haya, müsamaha, sabır ve tahammül, iktisat, doğruluk, istikamet, sulhperverlik, hakperestlik, her şeyden fazla Cenab-ı Hakk'a itimat ve tevekkül, Allah'a itaat, Müslümanlık nazarında hakiki iman esasları ve hakiki bir müminin başlıca sıfatları olarak gösterilmiştir. Resul-i Ekrem, idrak ve şuur timsalidir. Profesör Eduard Monte, Hristiyanlığın intişarı ve hasmı olan Müslümanlar ünvanlı eserinin 17 ve 18. sahifelerinde diyor ki, Rasyonalizm yani akliye kelimesinin müfadını ve tarihi ehemmiyetini tevsi edebilirsek, Müslümanlığın akli bir din olduğunu söyleyebiliriz. Akıl ve mantık mistakıyla akaidi diniyeyi muhakeme eden mektep, rasyonalizm kelimesinin İslamiyet'e tamamıyla mutabık olduğunu teslim etmekte tereddüt etmez. Resul-i Ekrem, şuur ve idrak timsali olduğu, dimağının iman ışıkları ve kamil bir yakin ile pür nur olduğu muhakkaktır. resul Ekrem, muasırlarını aynı heyecanla alevlemiş, bu sıfatlarla teçhiz etmiştir. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam, başarmak istediği ıslahatı ilahi bir vahiy olarak takdim etmiştir. Bu ilahi bir vahidir. Hazret Muhammed aleyhissalatu vesselamın dini ise, akıl kaidelerinin ilhamlarına tamamıyla muvafıktır. Ehli İslam'a göre İslamiyet'in esas akaidi şu suretle hülasa olunabilir. Allah birdir, Muhammed aleyhisselatu vesselam onun peygamberidir. Fil hakika İslamiyet'in esaslarını sükunetle ve derin bir teemmülle tetkik ettiğimiz zaman, bunların Allah'ın birliğine ve Muhammed aleyhisselatu vesselamın risaletine, Sonra haşir ve neşre itikada müntehi olduklarını görürüz. Bizzat dinin esasları tanınan bu iki akide bütün dindar insanlarca akıl ve mantığa müstenit telakki olunmakta ve bunlar Kur'an'ın akidelerinin hülasası bulunmaktadır. Kur'an'ın ifadesindeki sadelik ve berraklık Müslümanlığın intişar ve itilasını bila tevakkuf temadi ettiren saik kuvvet olmuştur. Resul-i İslam tarafından tebliğ olunan mukaddes talimatın cihan şumul terakkisine rağmen, Müslümanların ilham kaynağı ve en kuvvetli ilticagahı Kur'an olmuştur. En takdiskar ve kanaat bahş bir lisanla, başka bir kitabı münzerin tefevvük edemeyeceği bir ifade ile takrir eden kitap Kur'an'dır. Bu kadar mükemmel ve esrarengiz, her insanın tetkikine bu kadar açık olan bir din, muhakkak insanları kendisine mecdup eden i'cazkar kudreti haizdir. Müslümanlığın bu kudreti haiz olduğunda şüphe yoktur. Edouard Monte